Sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz şey. Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 11 Nisan 2018 Çarşamba gece görüşüyle karşınızdayız. Yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Öncelikle Azerbaycan'a uzanacağız. Azerbaycan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı. Sandık çıkış anketleri sonuçlarına göre Aliyev oyların %80'inden fazlasını aldı. İki devlet, bir millet sözüyle Türkiye'ye olan sevgilerini dile getiren kardeş ülke Azerbaycan'da seçim heyecanı vardı. Azerbaycanlılar yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımının devam ettiği ülkede sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların %80'inden fazlasını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Aliyev'in başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi'nin genel merkez binasının önünde toplanan halk seçim sonuçlarını kutluyor. Azerbaycan'a hayırlı olsun diyoruz bu sonuçlar. Amerika ve Rusya arasındaki restleşme ipleri kopma noktasına getirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden Rusya'ya peş peşe tehdit mesajları gönderdi. Trump mesajında hazır ol, Rusya füzelerimiz geliyor dedi. Rusya'dan ise Trump'a akıllı füzelerin meşru hükümeti değil teröristleri hedef alması gerekiyor yanıtı geldi. Peş peşe açıklamalar, karşılıklı restleşmeler, Amerika ve Rusya Suriye sahasında karşı karşıya. Gerilimin fitilini Amerikan Başkanı Donald Trump ateşledi. Twitter üzerinden Rusya'ya seslendi. Açık açık tehdit etti. Hazırlan, füzeler geliyor dedi. Trump Şam'ı da hedef aldı. Suriye hükümetine hayvan kelimesiyle saldırdı. Amerikan Başkanı'nın ithamları bununla da sınırlı kalmadı. Kendi halkını öldürmekle ve bundan zevk almakla suçladı Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı. Sert ifadeler üzerinden Rusya'yı da tehdit etti. Buna ortak olmamalısın diye yazdı. Donald Trump, Rusya Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya çünkü füzeler geliyor. Üstelik güzel, yeni ve akıllılar ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki bilek güreşinde ipler gerildi. Moskova'dan yanıt gecikmedi. Trump'ın vuracağız mesajına Rusya'dan sağduyu açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, umarım dünyada sağduyu galip gelir. Dünyadaki gelişmeler endişe verici şeklinde konuştu. Karşılıklı asıl mesajlarsa Trump ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova arasındaydı. Rus Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın meşru hükümeti değil, teröristleri hedef alması gerektiği uyarısını yaptı. Bir tweetle yükselen tansiyon yine sosyal medyadan ancak bu kez Facebook'tan devam etti. Akıllı füzelerin birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa gitmesi gerekir. Bu uyarının ardından Trump'ın mesajları sakinleşti. Yaklaşık bir saat sonra attığı ikinci tweetinde silahlanmayı durdurma çağrısı yaptı. Ancak soğuk savaş göndermesi dikkat çekti. Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü ve bu soğuk savaşı da içeriyor. Bunun hiçbir nedeni yok. Rusya ekonomisine yardım etmemize ihtiyaç duyuyor. Yapması çok kolay bir şey ve birlikte çalışmak için tüm uluslara ihtiyacımız var. Silah yarışını durduralım mı? Trump'ın mesajları dünya gündemine oturdu. Pentagon'dan da Amerikan Başkanı'na yanıt gibi açıklama geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan Trump'ın mesajları hakkında bize değil Beyaz Saray'a sorun denildi. Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi daha önce eğer Amerika bir füze saldırısı düzenlerse bu füzeleri havada imha ederiz ve hatta fırlatıldıkları noktaları da hedef alırız demişti.
Trump'ın dilinde sürekli bir ekonomi ifadesi. Trump'ın ilk başkanlığı, muhtemelen de son başkanlığı olacak. Eğer ikinci kez Amerika'nın başkanı seçilecek olursa, ki zor ihtimal gibi gözüküyor, bu acemilik ötekisi ikincisi ki olursa kalfalık süreci olacak. Sonrasında düşünmek tabii ki hiç hoş değil. Putin, sevgili seyirciler, bazı girişimlerde bulunuyor ama şu ifadeyi tekrarlamakta fayda var. Trump'ın dilinde sürekli ekonomi ifadesi var. Anlaşılan o ki Amerika'da işler pek de iyi gitmiyor. Zira ekonomi savaşları da başlamış durumda. Çin başta geliyor Amerika'yla bu savaşta. Suriye'yi parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı duran Rusya, olası saldırı ihtimaline karşı uyarılarını sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin bu kapsamda İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonla aradı. Putin, Netanyahu'ya Suriye'yi istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçının uyarısında bulundu. Suriye'de oldu bittiye izin vermeyen, ülkeyi parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı bölge ülkeleriyle işbirliği yaparak Batı dünyasına karşı duran Rusya uyarılarını sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerikan Başkanı Trump'ın ardından İsrail Başbakanı'na da sağduyu çağrısı yaptı. Netanyahu'yu telefonla arayan Putin, Suriye'yi istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçının uyarısında bulundu. Putin'in İsrail'de yapılan üst düzey güvenlik toplantısının hemen ardından Netanyahu'yu araması dikkat çekti. İsrail'deki güvenlik toplantısında İran'ın saldırı tehditleriyle Amerika'nın Suriye'ye olası askeri müdahalesi görüşülmüştü. İsrail'de üst düzey gizli bir toplantı yapılıyor. O toplantının hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Putin Netanyahu'yu arıyor. Burada çok ince bir mesaj var. Tabii ki o mesajı haberimizde de sizlerle paylaştık. Amerikan Başkanı Trump'ın ardından Avrupa ülkelerinden de Suriye'ye operasyon sinyalleri gelmeye başladı. İngiltere Başbakanı May'in parlamento onayı olmaksızın Suriye'ye saldırı emri vermek için hazır olduğu belirtildi. Amerika'nın kimyasal silah yalanıyla Suriye'ye olası müdahalesine sömürgeci Batı ülkelerinden destek gelmeye devam ediyor. Fransa'nın ardından İngiltere'de Suriye'yi vurmaya hazır olduğunu açıkladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Theresa May'in Suriye'ye saldırı emri vermek için hazır olduğunu duyurdu. BBC, Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde May'in parlamentoyu devre dışı bırakmak için yöntemler aradığı bilgisine de yer verdi. Haber, İngiltere'de tepkilere de neden oldu. Ülkenin etkin muhalefet partilerinden İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Theresa May'in bu hareketiyle Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesine neden olduğunu söyledi. Bir de Fransa'ya uzanalım. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Suriye konusunda yeni bir açıklama geldi. Macron, eğer Fransa vurma kararı alırsa bu Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesine yönelik olacaktır. Hiçbir durumda rejimin müttefiklerini hedef almayacak dedi. Macron kararlarını önümüzdeki birkaç gün içinde açıklayacaklarını da belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye rejiminin müttefiklerini vurmak söz konusu olamaz diyerek Suriye'de tırmanan krize dahil oldu. Macron, eğer Fransa vurma kararı alırsa bu Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesine yönelik olacaktır. Hiçbir durumda rejimin müttefikleri hedef alınmayacak dedi. Paris'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Macron, Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarına da yanıt verdi. Macron, aldığımız bilgiler Duma'da kimyasal saldırı olduğu konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmamıştır dedi. Amerika ve İngiltere ile bilgi alışverişinin devam ettiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, önümüzdeki birkaç gün içinde bu konuya ilişkin kararımızı açıklayacağız diye konuştu. Sur ce sujet, comme vous l'avez compris, Macron'a basın toplantısında eşlik eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da Batı'ya destek mesajı verdi. Selman, kimyasal saldırıya karşı ortaklarımızla bir müttefik gerekirse biz de hazır oluruz diyerek operasyona destek vereceğini kaydetti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Akar'la görüşecek olan Stoltenberg'in Türkiye-NATO ilişkileri başta olmak üzere
bölgesel konuları ele alması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-NATO ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele ve 2018 Brüksel Zirvesi'nin ele alınması bekleniyor. Suriye'deki gerginlik Amerika ve Rusya arasındaki bilek güreşi değil. Asıl hedef Türkiye ve Suriye'dir. Cumhurbaşkanı adayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerika'nın Suriye ve bölgedeki saldırgan tutumunu işte bu sözlerle yorumladı. Amerika'nın bölgede kaybettiğini söyleyen Perinçek, saldırının amacının Amerika'nın kaybettiği prestijini toparlamak olduğunu belirtti. Tayyip Erdoğan yönetimini de eleştiren Vatan Partisi lideri, Türkiye bu savaşı önlemek için ağırlığını koymalı vurgusu yaptı. Türk milletine de seslenen Perinçek, milletimiz güven içinde olsun çünkü Vatan Partisi var dedi. Yaşadığımız olay Amerika ile Rusya arasında bir kapışma, bilek güreşi, rekabet değil. Hükümet de öyle söylüyor. Sayın Binali Yıldırım bırakın diyor, iktidarlı olun diyor, kapışmayın diyor vesaire. Hayır, Türkiye burada taraf, tehdit edilen ülke. Rusya ve İran için daha dolaylı tehdit. Ama en önce Suriye ve Türkiye için tehdit. Amerika Birleşik Devletleri bölgede kaybetti. Kaybetmesinin sebebi kim? Türkiye'nin PKK, PYD, YPG'ye karşı silahlı mücadeleye girmesi bütün dengeleri değiştirdi ve Amerika kaybetti. Amerika'nın şu andaki hedefi Suriye'deki mevzilerini korumak. Yani füze atacağım falan diyerek tehditlerde bulunuyor. Blöf mü bu size göre? Blöf değil, atacak göre. Yani atmadan artık bundan sonra olmaz ama nereye atacak, o hangi amaçla atacak, yani işi tırmandıran bir saldırma olacak yoksa karşı tarafla da konuşarak, görüşerek efendim siz de biraz bizim prestijimizi kurtarmamıza izin verin ondan sonra falan bu şekilde görüşmelerle mi götürülecek? Ama burada biz Türkiye için ciddi bir durum var. Amerika'nın bölgedeki konumunu, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyindeki mevzilerini koruması doğrudan doğruya Türkiye'ye karşı bir tehdit. Amerika'nın mevzilerini koruması ne demek? Bir Fırat'ın doğusundaki ve batısındaki Münbiş'teki mevzilerini koruması demek, Amerikan üslerini koruması demek. Çünkü Amerikan üsleri artık tehdit edilmeye başlandı. İkincisi PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi ve aynı zamanda İslamcılık adı altında terör yapan Amerika piyonlarını koruması. Tabii İsrail de Amerika ile birlikte. Ben bugün arkadaşlarım Suriye'de, Suriye hükümetiyle de ve Baas Partisi'yle de bu konuları bugün görüştüler. Taze, yeni görüştüler. Oradan da bilgi verebilirim. Yani Suriye şunu söylüyor. Biz diye Amerikan üslerini vururuz diyor. Yani Suriye'deki Amerikan üslerini, Suriye'nin kuzeyinde PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi koruyan Amerikan üslerini eğer Amerika bize saldırırsa buna karşılık vururuz diyor. Yani onun için düğmeye basmak öyle kolay değil. Türkiye hükümeti bu süreci anlayamadı dediniz az önce. Anlayamadı. Şunun için anlayamadı. Türkiye hükümeti burada tarafsız değil ki. Türkiye nereden tehdit ediliyor? Suriye ve Irak'ın kuzeyinden tehdit ediliyor. Bu kimin saptaması? Bizzat hükümetin ve Milli Güvenlik Kurulu'nun değerlendirmesi. O nedenle Türkiye silahlı harekata başladı. Şimdi o terör koridorunda kim var? Amerika ve İsrail var. Ve onun piyonları var. Dolayısıyla Türkiye burada tarafsız değil, taraf. Yani karşıda Amerika var, PKK var, PYD var, İsrail var. Türkiye'nin yanında kim var? Rusya var, İran var, Suriye var. Tarafsız değil. Tabii ki Türkiye savaşa girmeyecek, girmemeli. Yani savaşı yapıyor, o vatan savaşı. Ama böyle dünya ölçeğinde, bölge ölçeğinde bir savaşı önlemeye çalışacağız. Ama önlemenin yolu Türkiye'nin ağırlığından geçiyor. Eğer Türkiye o ağırlığı koymazsa... Ne yapmalı Sayın Başkan? Amerika'ya dur diyecek. Amerika'ya dur diyecek. Burada diyecek sen teröristleri destekleyemezsin. Veya şimdi arkada olanları bırakalım. Amerika'ya şunu diyecek. Füze saldırısını yapma. Füze saldırısı bütün bölgeyi ateşleyen
tehlikeli gelişmelere yol açar. Onun için böyle bir şeyi başlatma, düğmeye basma diyecek. Yani burada çünkü önlemenin yolu Amerika'yı durdurmaktan geçiyor. Rusya veya Suriye'yi durdurmaktan değil. Rusya Amerikan üslerine saldırmıyor. Suriye Amerikan üslerine saldırmıyor. Bu hükümetin, Tayyip Erdoğan yönetimi ve etrafındaki uzmanlarının, baş danışmanları falan filan bir Vatan Partisi gibi bu süreci anlama, okuma, analiz etme, stratejiler kurma, siyasette üretme yeteneği yok. Eğer yeteneği olsaydı şu son 10 günde hükümetin yaptığı zikzaklar, hükümet derken Tayyip Erdoğan'ı kastediyorum. Tayyip Erdoğan yönetiminin şu son 10-15 günde yaptığı zikzaklar, hatta en sonunda kalkıp efendim biz Afrin'i sahiplerine teslim edeceğiz, kime teslim edeceğimizi biliyoruz. Bunlar ne demek? Bunlar savaşa davetiye. Savaşa davetiye çıkarttı Tayyip Erdoğan yönetimi bu yanlış politikayla. Çünkü görseydi bu açıklamaların Amerika'ya bir kışkırtma olacağını anlasaydı, görseydi o ifadeler kullanılır mıydı? Soru işaretleri yaratan, biz kime teslim edeceğimizi biliyoruz. Kime teslim edeceksin? Suriye'ye teslim edeceksin ey Tayyip Erdoğan. Suriye'ye teslim etmek zorunda Türkiye. Çünkü Suriye'nin yasal resmi bir hükümeti var. O gider bu gelir ama Türkiye Suriye hükümetini bu anda da Başar Asad yönetiminde bir Suriye yönetimi var. O toprakları Türkiye Suriye'ye teslim edecek. Tayyip Erdoğan Türkiye yönetemez. Burada bir kere daha ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan da Türkiye bu süreci götüremez. Türkiye Tayyip Erdoğan'ı sırtında taşıyamaz. Vatan Partisi'nin merkezinde bulunduğu bir hükümet artık Türkiye için yıkıcı hale gelmiştir. En azından geçici olarak belki Tayyip Erdoğan'ın yapabileceği şudur, bir milli seferberlik hükümeti kurmak. Bakın şimdi yalnız savaş tehdidiyle karşı karşıya değiliz. Ekonomik tehdit de birden ağırlaştı. Dolar, avro hepsi böyle fişek gibi yukarı fırlamaya başladı. Bu Amerika'nın bu tehditlerinin aynı zamanda bölge ülkelerine, Batı Asya ülkelerine yani Türkiye, Rusya, İran'a ve Suriye'ye karşı ekonomik tehditler olduğu da ortaya çıktı. Bunları önlemenin tek yolu var. Yani bu Amerika'nın ekonomik tehdidini ve daha öncelikle şu anda o savaş tehdidini önlemenin tek yolu Amerika'ya sakın düğmeye basma. Bu mesajı hep beraber milli bir tavır olarak, Türkiye olarak vermemiz lazım. Amerika'ya döneceğiz, diyeceğiz ki düğmeye basamazsın, düğmeye basma, karşındayız, savaş çıkartma. Ana Muhalefet Partisi'nden bir tepki gelmedi. Buna gelemez, nasıl gelecek? Çünkü Amerika'nın vurmasını istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi kaderini Amerika'nın başarılarına ve Türkiye'nin başarısızlığına bağlamış durum. Şimdi geldiğimiz noktada dua ediyor Cumhuriyet Halk Partisi ki Amerika Suriye'yi vursun. Hatta Türkiye'ye yönelik Amerikan tehdidi güncelleşsin. Ancak bu süreçte AKP iktidarını devireceğini, Tayyip Erdoğan'ı devireceğini düşünüyor. Yani Amerika marifetiyle Tayyip Erdoğan iktidarına karşı bir muhalefet yürütüyor. O bir Türk muhalefeti değil. Tayyip Erdoğan yönetimine karşı bir tek muhalefet var, o da Vatan Partisi'dir. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı Amerika'nın yanından hiç kimse yıkamaz. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin milli cephesi içerisinden yaptığı yanlışlar, tutarsızlıklar nedeniyle görevden indirilir. Tabii seçimler yoluyla veya istifa etmesi yoluyla. Onun için CHP'nin yolu çıkmaz yok. Cumhurbaşkanı adayısınız Sayın Penecek. Bugün Cumhurbaşkanı olsaydınız şu an itibariyle ne yapardınız? Zaten biz Cumhurbaşkanı olsaydık buraya gelmezdi süreç. Yani Türkiye, yani Astana süreci Vatan Partisi'nin politikası. Türkiye, İran, Rusya beraberliği Vatan Partisi politikası. Evet, Ankara'da Sayın Putin, Ruhani ve Sayın Erdoğan el ele verdiler ama o fotoğrafta aslında Vatan Partisi var. Yani bu üç ülkeyi bir araya getirmede Vatan Partisi'nin büyük emekleri var ve zaten Vatan Partisi'nin 20-30 yıldır ilan ettiği Batı Asya Birliği politikası ve Avrasya politikası Türkiye'nin gündeminde ama bunu tutarlı uygulamak lazım. Bu konuyla ilgili tedirginlik yaşayan Türk milletine seslenseniz ne dersin? Türk milleti güven içinde olsun çünkü Vatan Partisi var. Yani Vatan Partisi'nin günleri gelmiştir. Olağanüstü çözümler Türkiye'nin gündemindedir. Aynı Atatürk gibi Vatan Partisi de bu süreçten Türkiye'yi
vatan bütünlüğüyle, üretim ekonomisiyle, içeride huzurla, barışla çıkartacaktır. Onun için geleceğe umutla ve güvenle bakıyoruz. Yani bu savaş tehlikelerinden falan korkmuyoruz. Çünkü bu tehditlere karşı Türkiye'nin hem milli gücü var hem de Vatan Partisi gibi bu sürece önderlik edebilecek bir partisi var, öncü partisi var. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Vatan Partisi liderinin tabii ki son derece önemli mesajlarını, açıklamalarını gece görüşünün ardından uzun uzadıya geniş bir şekilde izleyebileceksiniz. Bir sıcak gelişme var, onu paylaşalım. Beyaz Saray'da şu dakikalarda bir basın toplantısı var. Beyaz Saray sözcüsü Suriye'ye olası müdahale ile ilgili son kararın henüz verilmediğini söyledi. Sözcü Trump'ın sözde kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tuttuğunu da belirtti. İran, Amerika'ya Suriye'den meydan okudu. İran'ın dini lideri Ali Hamenei'nin başdanışmanı Ali Ekber velayeti, Amerika'nın füze tehditleri savurduğu anlarda Doğu Guta'ya gitti. Velayeti, Amerika'nın Suriye'ye hedef alan saldırılarının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın füze tehditlerine karşı İran'dan da yanıt gecikmedi. Trump'ın tehdit paylaşımları yaptığı dakikalarda İran, Suriye'de Doğu Guta'yı ziyaret ederek meydan okudu. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin dış ilişkiler danışmanı Ali Ekber velayeti Doğu Guta'ya gitti. Velayeti, operasyonları yürüten Suriyeli komutanlardan Doğu Guta'daki son duruma ilişkin bilgi aldı. Amerika ve bölge ülkeleri arasında tansiyonun en yüksek olduğu dönemde Suriye'yi ziyaret eden velayeti çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suriye'de terörle mücadele devam edecek diyen velayeti, terörizm ve teröristleri destekleyen ülkelerle mücadelede İran'ın, Suriye'nin yanında olacağını söyledi. İranlı 7 askerin hayatını kaybettiği İsrail hava saldırısına da tepki gösteren Ali Ekber velayeti, Suriye'ye hedef alan saldırıların cevapsız kalmayacağını vurguladı. İran siyasetine yön veren isimlerden biri olan Ali Ekber velayeti, geçtiğimiz Temmuz ayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti. Bir de ek yapalım, net ifadeler kullandığı İran adına konuşuyor. Tabii ki İran'ın üst düzey isimlerinden biri kendisi. Eğer Amerika Suriye'yi vurursa Şam yönetiminden, yani Esad'dan yana tavır alacağız dedi. İran bu konuda net bir tavır sergilemiş oldu. Washington'da Moskova hattındaki saldırı restleşmesine Ankara'dan itidalle çağrısı geldi. Amerika'ya dönük mesajların da yer aldığı açıklamalarda sorunun askeri yöntemle çözülemeyeceği vurgulandı. Türk yetkililer Suriye'deki krize ilişkin siyasi çözümün son derece önemli olduğunu belirtti. Washington'la Moskova hattındaki kimyasal silahla başlayıp saldırı restleşmesine dönüşen krize ilişkin Ankara'dan peş peşe itidal çağrıları geldi. Amerika'nın tavrını eleştiren mesajlar verildi. Zaman rekabet zamanı değildir. Biz Türkiye olarak önce itidalli ölçülü olmaya çağırıyoruz tarafları. Hükümet yetkilileri sorunların askeri yöntemle çözülemeyeceğini vurguladı. Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüsüm kavgasını bir kenara bırakma zamandır. Ve burada yaşanan sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini, güvenlik tedbirleriyle nihayet netice alınamayacağını da hep söyledik. Ve burada siyasi çözümün son derece önemli olduğunu da söyledik. Ancak maalesef gerek Cenevre süreci... Bir kıvılcım, bir ateş, bütün bölgenin infilakıyla sonuçlanacak bir çatışmanın önünü açabilir. Sorunların çözümü için diyalog çağrısı yapan yetkililer, terör örgütleriyle mücadeleye yoğunlaşılması gerektiğini ifade etti. Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğünü sağlayarak, terör örgütleriyle çifte standart yapmadan, terör örgütleri arasında sıralama yapmadan, topyekün mücadele zamanıdır. Ve burada siyasi çözümün son derece önemli olduğunu da söyledik. Başbakan Binali Yıldırım sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaları da sert eleştirdi. Tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim, dünyanın, bölgenin
geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak bu mülk? Amerikan Başkanı Trump oldukça farklı bir başkanlık profili çiziyor. Yönetimdeki önemli isimleri Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla görevden alıyor. Trump artık işi farklı bir noktaya getirdi. Sosyal medya üzerinden savaş çığırtkanlığı yapıyor, aklınca meydan okuyor. Tabii ki Trump'ın Twitter'dan yapmış olduğu o açıklamalara Rusya'dan çok net yanıtlar geldi. Peki Rusya'da başka neler oluyor? Rus medyasında neler konuşuluyor? Rus halkı bu gelişmelere nasıl bakıyor? İşte bunları konuşmak üzere İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Doktor Mehmet Perinçek'e bağlanacağız. Sayın Mehmet Perinçek, hoş geldiniz gece görüşüne. Hoş bulduk, iyi geceler diliyorum. Teşekkür ederiz. Şu an Rusya'dasınız bildiğim kadarıyla. Rusya'da neler konuşuluyor? Rus basını neler yazıp çiziyor efendim? Şimdi burada tabii Rusya açısından bu krizi değerlendirirken iki boyutu ele almak lazım. İki boyut üzerinden değerlendirmek lazım. Bir tanesi askeri açıdan bakıldığı zaman Rusya'nın bu konuda kendine çok ciddi bir şekilde güven duyduğunu görüyoruz. Hem Suriye'de ciddi bir başarı elde edilmiş durumda, hem İran'la ve Türkiye ile olan işbirliği vesaire, bu açıdan da bakıldığında yine Rusya kendisine oldukça güven duyduğunu görüyoruz. Diğer taraftan sadece Rusya'da değil, Batı basınında da sık sık Rusya'nın silahlarıyla NATO silahları veya Batı'nın elindeki, Amerika'nın elindeki silahlar da sık sık karşılaştırılan değerlendirmeler yapılıyor, yazılar çıkıyor. Buralarda da yine Batı'nın silah açısından da Rusya'ya kolay kolay iş geçirilmeyeceği yine ifade ediliyor. Rusya'nın son dönemlerde açıkladığı, tanıtımını yaptığı bazı füzeleri vesaireler de oldu. Hatta bir tanesini bundan bir buçuk ay önce Putin kendisi yapmıştı ve yine bunun üzerinden de Batı'ya bir gözdağı verdiklerini görüyoruz. Askeri açıdan baktığımızda dediğimiz gibi Rusya kendisini burada avantajlı görüyor, güvende hissediyor. İşin bir de tabii ekonomik boyutu var. Yani Amerikan saldırısı bölgeye yönelik sadece askeri anlamda değil, bir taraftan tabii bunu ekonomik operasyonlarla, iktisadi operasyonlarla da desteklediğini görüyoruz. Bakınız bu son bu krizin kimyasal silah yalanının, provokasyonun ortaya atılmasından itibaren bir hafta içerisinde gelişmekte olan ülkeler kategorisinde dolara karşı en fazla zarara uğrayan para birimleri Türkiye'nin, İran'ın ve Rusya'nın oldu. Yani geçen hafta Rusya, İran ve Türkiye liderleri Ankara'da bir fotoğraf verdiler. Hemen arkasından bu Guta krizi, kimyasal silah krizi patladı ve belli oluyor ki Amerika'nın da bölgeye yönelik, bu ülkelerin bir operasyon, iktisadi bir operasyon içerisine girdiğini ve bu üç ülkede de çok ciddi şekilde dolar karşısında büyük bir keskin düşüşlerin yaşandığını görüyoruz. Burada tabii dikkati çekilmesi gereken bir nokta var. Yani bu üç ülkenin, Türkiye, İran ve Rusya'nın sadece askeri açıdan veya siyasi açıdan yakınlaşması değil, aslında iktisadan da bir Astana sürecini başlatmaları, belki de Çin'i de alarak ekonomik açıdan da yan yana gelerek birbirlerini destekleyerek bazı önlemler almaları gerektiğini de ifade etmek gerekiyor. Yine Rusya bu krize bakarken müttefikleri açısından da kendisine güven duyduğunu söyleyebiliriz. Yani ekonomide bir kırılganlık yaşanmakla birlikte müttefikleri açısından
bir kendisine güvende hissettiğini söyleyebiliriz. Rusya'da düşünülen esas olarak şu: Türkiye, Rusya ve İran, bu üçü bir araya geldiği zaman Amerika hiçbir şekilde bölgede planlarını uygulaması mümkün değil. Amerika'nın da zaten esas amacının bu üçlüyü dağıtmak, bu üçlü içerisinden bir tanesini kendi tarafına çekmek için çeşitli provokasyonlar, adımlar attığı da değerlendiriliyor. Bu noktada Türkiye'nin tutumuna çok önem veriliyor. Şimdi biraz önce bazı haberler düştü, çok ayrıntılarını görememekle birlikte. Türkiye'nin Rusya ile Amerika arasındaki bu krizde arabulucu rolünü üstlendiği ve Rusya'nın yetkililerinde biraz önce bunu açıkladığını okuduk. Çok taze yeni bir haber, ayrıntılarını bilmiyoruz ama bir Rus yetkili yaptığı açıklamada Türkiye'nin Amerika ile Rusya arasında yaşanan krizde Türk ordusunun arabuluculuk üstlendiğini Rusya açıklamış oldu biraz önce. Sayın Perinçek, toplumlara baktığımız zaman, yani gerek Türkiye'ye olsun, gerek Suriye'ye bakalım, gerek İran'a bakalım, gerek Batı dünyasına bakalım. Aslında insanlar savaş istemiyor. Bu savaşı isteyen belli güçler var. İşte Fransa'da yapılan bir anketin bilgisi ulaştı az önce elime. Fransızların %73'ü olası bir savaşa sıcak bakmıyor, savaş istemiyor. Yani insanlar savaş istemiyor ama bazı kesimler o savaşı ısrarla istiyorlar. Rusya halkı nasıl bakıyor efendim? Bir operasyona sıcak bakıyor mu? Yani şunu bir defa söyleyeyim. Rusya'daki kamuoyu yoklamaları Rus hükümetinin bugünkü Suriye politikasını çoğunlukla ekseriyete destekliyor. Ve bunu doğru olduğunu görüyor. Dolayısıyla yani Rusya'nın Suriye'deki varlığı konusunda da bir destek söz konusu Rus halkı tarafından ve bu konuda da ciddi hassasiyetlerin olduğunu da söyleyeyim. Son dönemde özellikle bu Rusya'nın Suriye'deki operasyon başlamasıyla birlikte hem Putin'e desteğin arttığını hem de vatanseverlik konusunda Rusya'da bir kabarışın, yükselişin olduğunu da görüyoruz. Hem de son dönemde filmler çekiliyor. Çok fazla şekilde Sovyet tarihinden esinlenerek askeri başarıları, sportif başarıları ön plana çıkartan yayınlar yapılıyor. Filmler, belgeseller gösteriliyor. Hatta Sovyetlerin gururunu okşayan filmler sinemalarda en fazla izlenen filmler oluyor. Dişe rekorları kuruyor. Dolayısıyla Rusya'da bir vatansever yükselişin olduğunu, o 90'lardaki boş vermişliğin ortadan kalktığını görüyoruz. Bunun yanında Suriye'de hayatını kaybeden Rus askerlerinin, subaylarının cenazelerine de yoğun katılımların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Rusya halkı Rus hükümetinin Suriye politikası konusunda tamamen arkasında olduğunu, tabii hiçbir halk savaş istemiyor. Fakat kaçınılmaz olduğu takdirde veya kendi ülkesini savunma gerekliliği ortaya çıktığı zaman da bu konuda da Rusya'nın da geri adım atmayacağını, Rus halkının da bu konuda hükümetin arkasında duracağını söyleyebiliriz. Bir söylediğimiz gibi ekonomi kırılgan bir nokta olarak önünde durmaktadır. Fakat yine son seçimlerde, Rus halkı son seçimlerde bunu ikinci plana attığını ve Putin'e desteğin de arttığını görüyoruz. Fakat şimdi yeni bir kabine Rusya'da kurulacak tabii. Putin'in de herhalde bu ekonomik durumu, halkın ekonomik durumunda göz önünde bulundurarak ona göre kamu ekonomi yönetimlerini çıkartacak bir kabine kurması da yine halkın beklentisi içerisinde. Yani halkı
Putin'in dış politikasına yoğun destek varken bazı liberal ekonomik politikalar konusunda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Bu konuda da şimdi yeni kurulacak kabineyle ilgili de Rus halkı da bunu bekliyor. Sizin belirttiğiniz bir sıcak gelişme vardı. Onun detayını biraz paylaşayım. Rusya ve Amerika Genelkurmay Başkanlıkları arasında yeni bir temasın başlatıldığı belirtiliyor. Bunu açıklayan isim de Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Emekli General Vladimir Şamanov. Moskova ile Washington arasında Duma krizinde Türkiye'nin arabulucu olduğunu duyurdu. Ayrıca NATO irtibat kanallarının da kullanıldığını belirtti. Bir sıcak gelişmeyi daha paylaşmak istiyorum. İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak için füze menzili içine girdikleri gelen bilgiler arasında tekrar etmekte fayda var. İngiliz denizaltılarının ki Akdeniz'de konumlanmış durumdalar uzun bir süredir Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine konumlandığı gelen bilgiler arasında. Bir üçüncü dünya savaşı kopabilir mi Sayın Perinçek? Yani tabii üçüncü dünya savaşı her zaman tabii bir tehlike olarak, bir olasılık olarak karşımızda duruyor. Ama 3. Dünya Savaşı'nın aslında önlenmesi ve bölge devletlerinin bir arada durmasından geçiyor. Ve burada da Türkiye'ye aslında çok büyük bir rol düştüğünü söyleyebiliriz. Yani Dünya Savaşı'nın çıkıp çıkmamasında Türkiye'nin rolü ya da Türkiye'nin izleyeceği politikalar belirleyici olabilir. Çünkü Türkiye eğer bugün Suriye ve Şam'la bir ilişki kurduğu takdirde İran, Rusya, Türk, Çin bu ülkeler sıkı bir şekilde birlik oluşturdukları takdirde Amerika'nın böyle bir şeyi cesaret edeceğini çok düşünmüyorum. Burada tabii önemli olan karşılarında ciddi bir arada duran bir güç görmeleri ama aralara sızıp efendim karşılarındaki gücü bölüp parçalama imkanını gördükleri takdirde de tabii Amerika'nın ya da Amerika'daki o şahin kanadın savaş kışkırtmaktan da geri durmayacağını da bilmek gerekir. Dediğimiz gibi karşıda birleşmiş bir güç tamamen Amerika'nın planına hiçbir şekilde alet olmayacak, ona cepheden karşı duracak bir güç gördükleri takdirde Amerika bile buna cesaret etmeyecektir diye düşünüyorum. Bu bakımdan Türkiye'ye ve Türk hükümetine bu süreçte çok ciddi bir rol düşüyor. Yani savaşı engelleyecek olan belki de Türkiye'nin tavrı olacak. Ya şu amaçla sordum. Yani tarihe bakıyoruz, günümüze bakıyoruz. Yine aynı emperyalist ülkeler, aynı sömürgeci ülkeler, aynı hedefler, aynı bölge, aynı planlar. Bu amaçla sordum. Üçüncü Dünya Savaşı patlak verebilir mi diye. Sayın Perinçek, son değerlendirmeleriniz varsa almak isterim efendim. Efendim? Son değerlendirmeleriniz varsa almak isterim. Yani söylediğiniz gibi yani burada aslında ciddi bir kamplaşmanın yaşandığını görüyor. Evet. Fakat bu kamplaşmada Amerika'nın Atlantik cephesinin etkisi eskiden olduğu gibi 2. Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte veya 90'lardan sonraki süreçte olduğu gibi artık her şeyi belirleyen, her şeye muktedir olan, her şeyi başarmayı sahip olacak kadar bir gücü olan bir kuvvet olmadığının altını çizmek lazım. Bugün artık emperyalist cephe, Atlantik cephe Evet. Sayın Mehmet Perinç'e çok teşekkür ediyoruz. Yine güvenmeleri önemli. Evet, çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz, sağ olun.
Sevgili seyirciler, o sıcak gelişmeyi tekrar etmekte fayda var. Gece görüşünün başında sıcak haberleri sizlerle paylaşmıştık. O haberlerden bir tanesi İngiltere'dendi, BBC. Başbakan Theresa May'in operasyon için hazır olduğunu duyurmuştu. Bu bilgiden kısa bir süre sonra da Akdeniz'e konuşlu İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak için füze etki alanı konumuna yerleştiği bilgisi geldi. Bunu da tekrarlamakta fayda var. Amerika'nın Suriye'de askeri operasyon sinyali vermesine Çin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Sözcüsü ülkesinin amaçsız güç kullanımına veya güç kullanma tehdidine karşı olduğunu söyledi. İsveç'te Almanya ise Rusya'ya çağrıda bulundu. Çin, Suriye'de askeri operasyon sinyalleri veren Amerika'yı uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı, askeri yollar bizi bir yere götürmez açıklaması yaptı. Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang, ülkesinin amaçsız güç kullanımına veya güç kullanma tehdidine karşı olduğunu söyledi. Sözcü Shuang, Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırı konusunda kapsamlı bir araştırma yapılmasının önemini vurguladı. Shuang, kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yapılmadan hiçbir tarafın sonuçlar konusunda peşin yargıda bulunup rastgele yargılara varmaması gerekiyor dedi. Amerika ve Batılı devletlerse Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddiasını sürdürüyor. Almanya ve İsveç Dışişleri Bakanları Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı hedef gösterdi. İki ülke Rusya'dan Cumhurbaşkanı Beşar Esad üzerinde nüfuzunu kullanmasını istedi. Askeri misilleme seçeneğini dışlayan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, şiddet içermeyen bir kararı desteklemek ilk olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin görevi dedi. Rusya'dan Suriye ile ilgili bir açıklama var. Rus askerleri vurulursa anında karşılık veririz denildi. Tekrar edelim, Rusya'dan bir açıklama var. Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi'nden yapıldığı açıklama, Rus askerleri vurulursa anında karşılık veririz denildi. Amerika'nın Suriye'ye olası askeri operasyonunun hedefleri tartışılıyor. Saldırıyla Suriye Hava Kuvvetleri'nin zayıflatılmak istendiğini belirten uzmanlar, Washington'ın Şam'a karşı silahlı grupları güçlendirmeyi planladığını söyledi. Bunun da Suriye'deki Mehmetçiğin canını tehlikeye atacağını ifade eden uzmanlara göre Ankara, saldırı karşıtı Esad'dan yana bir tutum almalı. Kimyasal silah yalanını piyasaya süren Amerika, Suriye ordusuna ait noktalara askeri saldırı yapmaya hazırlanıyor. Şu anda bölgede askeri konuşlamalarını sürdürüyorlar. Saldırı için Atlantik sistemi Doğu Akdeniz'de askeri yığınağını arttırdı. Normal şartlarda 16-17 adet savaş gemisi Akdeniz'de görev yapmaktadır. Bunların bir kısmı destroyer ve fırkateyn cinsinde vurucu güç dediğimiz bizim savaş gemileridir. Doğu Akdeniz'de mutlaka bir Fransız gemisinin biz dolaştığını biz biliyoruz. İngilizler ise Kıbrıs'taki üslerini kullanarak buradaki savaş uçaklarıyla operasyona katılabileceklerdir, destek sağlayabileceklerdir. Bu yığınağa karşı Rusya ve Suriye ordusu da çeşitli önlemler aldı. Rusların deniz üssü ve hava üsleri var. Laskiye'de ve Tartus'ta biliyorsunuz ve buraya ayrıca hava savunma sistemleri geliştirdiklerini biz biliyoruz. Laskiye'deki gemilerini bir şekilde denize açıp Amerikan savaş gemilerinin veya işte Fransız savaş gemilerini izlemeye aldıklarını, takip ettiklerini, bunu karşılıklı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Peki Amerika bu saldırıyla ne hedefliyor? 21. Yüzyıl Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Washington'un büyük başarılar elde eden Suriye ordusunu zayıflatmak istediğini söyledi. Bunun da Şam karşıtı terör gruplarını güçlendireceğini belirtti. Suriye Hava Kuvvetleri'ni belli bir süre burada operasyon yapamaz hale getirmek iyi düşünüyor. Sembolik olmaz da yoğun bombardıman olursa bu Esad'ın zayıfladığı muhaliflerin, El-Nusra'nın, HTŞ'nin bir şekilde cesaretlenmesi ve önünün açılması anlamına gelir. Türkiye'nin saldırı karşıtı bir pozisyonda olması gerektiğini vurgulayan Dilek, aksi takdirde Rusya ve İran'la oluşturulan Astana sürecinin bozulacağını kaydetti. Türkiye, İncirliğin harekat
tak kullanmasını bir şekilde geçici olarak olsa durdurmalı. Astana süreci dediğimiz süreçle oluşturulan işte bu çatışmasız bölgeleri ve üç ülke arasında ortaya çıkan bir ittifak görüntüsünde ortadan kalkacağını, dağılacağını söyleyebiliriz. Emekli Kurmay Albay Dilek, Türkiye'nin saldırıyı desteklemesi durumunda Suriye'deki Mehmetçiğin hayatının tehlikeye düşeceğini ifade etti. Esad'ın zayıfladığını gören bu grupların güneye doğru yönelmesi, işte Suriye ordusuna doğru saldırıya geçmesini önlemek de çok mümkün olmayacaktır. Buna karşılık verebilecek olan Rus ordusu olacaktır ve elinden geldiği kadar karadaki Suriye ordusu bir şekilde buna karşılık verecektir. Gözlem noktaları kuran Türk askerlerinin iki ateş arasında kalması da söz konusudur. Amerika'nın Suriye ve bölgeye yönelik saldırgan tutumu hakkında vatandaş ne düşünüyor? İşte yanıtlar. Yani Trump'tan ne bekleyebiliriz ki? Gayet normal. Beklenen bir şeydi zaten. Amerikan şov yapıyor. Şov yapıyor yani. Trump kendi ülkesinde de şov yapıyor. Tribünler oynuyor. Nasıl burada Tayyip tribünler oynuyor. Kendi insanına şov yapıyor. Yani yaptığı yanlış tabii ki. Vallahi bu Amerika, dikkatli olmak lazım. Yani bütün kararları, eylemleri, duruşları dikkat edilmesi gereken bir ülke Amerika. Bunu hep yapıyoruz zaten, ilk defa olan bir şey değil ki. Yani hiç yadırgamıyorum. İşi o zaten. Politikası o. Sürekli saldırmak. Şimdi orada ABD kendine bir çıkar sağlamak amaçlı yapmaya çalışıyor bunu. Ve bu kararında da yanlış. Kesinlikle kabul edilemez Amerikan saldırganlığı. Hani emperyalizm Orta Doğu'da zaten halkları birbirine kırdırarak kendi Orta Doğu'daki yeraltı yerisi kaynaklarının sahibi olmak istiyor bu yıl. Çünkü Rusya bırakmaz, rahat durulmaz yani Rusya. İyi bir şey değil, çok kötü. Çok kötü. ABD yanlış yapar. Böyle bir şey olamaz. Her zaman yaptığı şey yani. Başka bir şey söyleyemeyiz. Onlar büyük, kendi başlarına hareket ediyorlar. Küçükleri dinlemiyorlar. Ya Amerika'nın her zamanki tutumu Irak'taki gibi. Yani şaşırmadım yani. Ya Amerika Birleşik Devletleri sömürmek için, petrol kurlarını ele geçirmek için, kendine kaynak aktarmak için her zaman yaptığı oyunları Suriye'de tekrar yapıyor. İran kuzeyinde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında bir asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. İran kuzeyindeki Kaniraş bölgesine teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda bir asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Saldırı sonrası Türk ordusu bölgeye hava harekatı düzenledi. Operasyonda teröristlere ait silah mevzileri imha edildi. Bu arada sevgili seyirciler, Bitlis ve Siirt'te şehit olan bir askerimiz ve bir korucumuz vardı. Onlar da bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandılar. Uzman çavuş Sefa İzbudak ve korucu Mehmet Sevgin, Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Dolar, avro ve altındaki yükseliş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Beştepe'de romanlarla buluşan Erdoğan, ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız dedi. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. Dolar, avro ve altın yükseldi. Beştepe'den açıklama geldi. Daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de öyle başaramayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasalardaki yükselişin ardından Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen romanlar buluşmasında konuştu. Ekonomide IMF'den, dünya çapında söz sahibi finans kuruluşlarından bağımsız kararları alabilme, uygulamalar gerçekleştirebilme şansımız var mıydı? Yoktu. Ve şimdi bizim IMF'e bağımlılığımız yok. Amerikan Başkanı Trump'ın Rusya'ya karşı yaptığı füze tehdidinin ardından dövizdeki yükseliş için Erdoğan, başaramayacaksınız dedi. Bütün bu oyunların hepsini boşa çıkardık. Çıkarmaya devam edeceğiz. Suriye'de, Irak'ta, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de öyle başaramayacaksınız.
Sevgili seyirciler, Suriye'deki gelişmeler ve Amerikan Başkanı Trump'ın tweet'i dövizin tansiyonu yükseltti. Dolar tarihi rekorla 4 lira 19 kuruş, avro ise 5 lira 19 kuruşu gördü. TÜİK'in açıkladığı dış ticaret rakamlarından da kötü haber geldi. Geçen yıldan bu yana %58 oranında artan cari açık 53.3 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ekonomi gündemini ulusal kanala değerlendiren ekonomist Esfender Korkmaz kritik uyarılar yaptı. Bütün göstergeler olumlu. Başbakan böyle dedi ama ekonomideki gelişmeler beklenenden kötü çıktı. Suriye'deki gelişmeler ve Amerikan Başkanı Trump'ın tweet'i günlerdir yükselişte olan dövizin ateşini yükseltti. Türkiye'de son bir hafta TL %3 ile 4 arası değer kaybetti. Bu önemli ölçüde jeopolitik risklerin artmasıdır. Türkiye'de tam bu jeopolitik risklerin ortasında. Güne 4.15 seviyesinden başlayan dolar, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 lira 19 kuruş, avroda 5 lira 19 kuruşu aştı. Yani 3 lira 20 kuruş olması gerekirken. Ekonomideki tek kötü haber dövizin artışı da değildi. TÜİK'in açıkladığı dış ticaret rakamları ekonomideki dar boğazı gözler önüne serdi. Bir yılda Türkiye %53,5 milyar dolar cari açık verdi. 2017 Şubat'ından 2018 Şubat'ına kadar %58 artış gösteren cari açık 53.3 milyar dolar oldu. Şimdi bu risk değil mi? Yani şimdi bu pozisyona, bu duruma bakan insanlar, tasarruf sahibi, yani üretici, tüketici ne der? Yani Türkiye'de cari açık artıyor, bir döviz sorunu Türkiye yaşayacak. Ulusal kanalın sorularını yanıtlayan ekonomist Esfender Korkmaz, ekonomik durumun Türkiye için 4 farklı risk yarattığını söyledi. Türkiye'nin önemli riski toplumsal huzur yok, bir. İkinci önemli riski herkes kepenk kapatıyor, bırak kepenkleri, bak bir caddelere, her taraf kiralık. Tabii ki dördüncüyü de belki ilave etmek lazım, döviz krizi, döviz riski, bu 4 risk karşısındadır ve bunlarla ilgili bugünkü siyasi iktidar hiçbir kararı almıyor. Hükümetin açıkladığı 135 milyarlık teşvik paketini de yorumladı Korkmaz. Yanlış teşvik yapıldığını söyledi. Bu ithal aramalı ve ham madde içeride üret ki cari açığı kapatasın. Ondan sonra bu büyük yatırımlara teşvik ver. Yani bunun normal yolu budur. Ekonomide güvensizlik vurgusu yapan Korkmaz, hükümete geçici değil kalıcı önlemler alın çağrısı yaptı. Bu risklerin çözülmesi için Türkiye'nin bir planlama yapması lazım, ciddi iktisat politikaları uygulaması lazım. Esfender Hoca'nın uyarıları kesinlikle dikkate alınmalı. Bir sıcak bilgiyi daha paylaşacağım, o bilgiyle birlikte gece görüşünü noktalayacağız. MİT'in FETÖ-PYD'nin Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve yurda getirilen 6 FETÖ'cü bir süredir sorgudaydılar. Tutuklandılar. Tekrar edelim. MİT'in FETÖ-PYD'nin Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ'cü tutuklandı. Gece görüşünün sonuna geldik. Güzel bir gece, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. İyi geceler, mutlu yarınlar.